بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hadi Beydavi'nin Âl-i İmran suresinin 47. ayetinden itibaren okuyoruz. Hello, kalemleri uzatın bana. Kâlet, hani melaiketler Hazreti İsa'yı, İsa'yla melaiketler Hazreti Meryem'i İsa'yla müjdeleyince, Hazreti Meryem de nedir? Daha kızdır, evlenmemiş. Kâlet, tacip ederek, Rabbi, ya Rabbi. Bak ya da mahzuf, her iki yan nedir? Mahzuf, niye? Gaye bir an evvel sormak istediğine ulaşsın. Kâlet, Meryem dedi, Rabbi, ya Rabbi. Enna yekunu li veledun. Enna burada keyfe manasındadır. Bana veled nasıl olur? Hal hal velem yemsesni beşerun. Bir beşer bana dokunmamış. Kale, Yüce Allah dedi. Veyahut da Cibril dedi. Allahu yehluku ma yeşâ'u kezalike. Allahu Zülcelal dilediğini bu şekil yaratabilir. Yani dilediği çocuğu babasız da yaratabilir. İzahka da bu makabın bir ilet hükmündedir. Nasıl oluyor ki dilediğini yaratır? İzahka da emren bir şeyi kadettiği zaman, yani bir şeyin takdirini gerçekleştirdiği zaman fennime yekulle kun, kun diyor, feyekun, o da ne diyor? Oluyor. Şimdi bu enna yekunu li veledun taaccubun, buradaki istifam içindir. Taaccubdur. Yani Hazreti Meryem'in öyle bir çocuğundan taaccub ederek öyle diyor. Bildiniz mi? Hakiki ne değil? Sual değil. Ya bu taaccubunu ifade ediyor. Buradaki istifam taaccub içindir. Ev istibadun, yahut da bu bir istibadır. Yani adduhu ba'iden. Bu bir ba'id ne yapılıyor? Ad ediliyor. Yani Hazreti Meryem böyle bir çocuğu ba'id görerek bu soru soruyor. Niye Hazreti Meryem Allah'ın kudretine inanmıyor mu? Bunu ba'id görüyor. Hayır, istibadun adiyun. Adi bir istibadır. Yani adete binaen ba'id görüyor. Adete binaen vele ana babalı olmalı. Babasız veled adete göre baydır. Yoksa Allah'ın kudretine nispeten bayd görüyor değil. Bu Hazreti Zekeriya ile Hazreti Yahya'nın olayında da bunun benzerine oldu, geçti. Tabi istibadun adiyyün, bazı tefsirlerde diyorlar istibadun adiyyün yerine istiazam, yani bunu azim görerek sormuş daha iyi. Ha, istibad de adi de olursa zarar etmez, istizam olursa daha güzel olur. Demek ki buradaki istifham taaccüb içindir veya istibade adi içindir. Ev istifhamun, yahut da buradaki istifham hakikidir. Ama neden istifhamdır? An ennehu uvele yekunu bi tezevvucin ev gayrihi. Hazreti Meryem'in gayesi ne ediyor? Allahu Zülcelal'dan bu veledin keyfiyetinden nasıl ben biriyle evlenir mi meydana gelir bu veled bana veriyorsun veyahut da başka bir şekil bana veriyorsun. Bakın buradaki istifham hakikidir ama neden istifhamdır? Bu veledinin cihetinden, sebebinden bu veled nasıl oluyor bana? Tezevvücle mi oluyor? Başka bir şekil mi oluyor? İstifham bundan olursa bir sıkıntı yok. Oldu mu? Anlaşıldı değil mi?
Peki sanki zahara göre taaccübden istibade adiden istifam an ennehu yakunu bi tezevcin ev gayri daha güzel, daha münasip görünüyor. Niye bunu en son zikir etti? Çünkü bunu en son zikir etmenin sebebi bu. Hazreti Meryem soruyor, bu tezevvücle mi oluyor, gayrisiyle mi oluyor? Zaten İsa ibn Meryem Yüce Allah dememiş. İsa ibn Meryem'le müjdelemiş. Ha İbn Meryem demeyle babasız olduğu, tezevvüc yoluyla olmadığı zaten oradan ne olmuş? Bilinmiş. Bir daha Hazreti Meryem bunu sorması abes gibi bir şey oluyor. Onun için bunu ne etti? Bunu en son zikir etti. Niye? Çünkü İbn Meryem'e bu sual münasip değil. Anlaşıldı? قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. Bu şekil Allah dilediğini halk eder, yaratır. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. Bunun kaili kimdir? القائل جبريل. Bunun kaili kimdir? Cibril aleyhisselamdır. Evillahu Teala yahut da gail kimdir? Allah. Gail Allah olursa direkt ben Meryem'e Yüce Allah hitap ederek söylüyor. Hayır. Ve Cibrilu haka leha. Cibril Meryem için hikaye etmiş. Kavlallahi Teala. Allah-u Zülcelal'ın kavlunu ne etmiş? Abdülbari hikaye etmiş. Demek ya gail Cibril'dir veya gail Allah'dır, Cibril hakidir. İşte olan bilir. İza demek mana nasıl olur? Allahu yahluku ma yasha kezalike. Allahu muhtemelen yahluku ma yasha haber olur. Kezalike hal olur. Başka teviller de olur. Buna geçti. İza kada emren fe innemâ yakulu lev kun fe yakun. Kun diyor fe yakun. Tabi artık buradaki kun, yani Yüce Allah kun lefzini de söylemiyor. Yani kun, ol, fe oluyor öyle değil. Kun'den murat, yani Yüce Allah bir şeyi, hani kun demekten gaye, bir şeyi irade ettiği zaman oluyor. İradeden sonra ne kadar zaman lazımdır olması için? Kun, kaf ile nun arasındaki mesafe ne kadarsa Yüce Allah irade ettiği şeyin vücudu iradeden sonra o kadar zaman arayıydı. Kun, kaf ile nun arasında zaman var mı? Yok, ittisalı. Öyleyse Yüce Allah bir şey irade ettiği zaman hemen oluyor. İza kada emren fe innema yakulu lev kun fe yakunu. Anlaşıldı değil mi? Şimdi izan kada emren fe innema yakulu lev kun fe yakun. Bu işaretun ila ennehu ta'ala Allahu Zülcelal kema yakdiru en yahlukal eşya'e mudarracen bi esbabi. Nasıl Yüce Allah eşyaları esbablara derce ederek bağlayarak nasıl eşyaları bu şekil, yani eşyaları sebeplerine derce ederek bağlayarak halk etmeye gücü olduğu gibi ve mevadin maddelere bağlamayla gücü olduğu gibi yakdiru en yahlukaha def'aten min gayri zalike. Yakdiru Allahu Zülcelal'ın kudreti var. En yakdiru en yahlukaha eşyaları neyse yaratsın def'aten bir seferde min gayri zalike. Min gayri zalike ne? Min gayri tedric, yani min gayri derci bi esbabin ve mevadin. Yüce Allah esbab maddelere bağlı olarak eşyaları yaratabildiği gibi, halka gücü olduğu gibi defaten esbablara, maddelere bağlı olmaksızın aniden de yaratabilir. Oldu. 47. ayet. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَوْكُمْ فَيَكُونَ 7. ayet bu şekilde. 47. ayet bu şekil bitti. Oldu. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel incile. Ve yuallimuhul kitabe. Yüce Allah o İsa'ya kitabı öğretiyor. Hikmeti öğretiyor. Tevrat'ı öğretiyor, İncil'i öğretiyor. Şimdi bu ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel incile neyin üzerine atıftır? Kelamun mubtedeun. Bu iptidai bir nedir? Kelamdır. Zükire tatiben li kalbiha. Kelamun mubtedeun. Bu iptidai bir kelamdır. Zükire zikredilmiş tatiben li kalbiha. Tatiben li kalbiha. Meryem'in kalbini tatib etmek için bunu Yüce Allah bu iptidai kelamı zikrediyor. Sen o veleden kitabı öğrenen, hikmeti bilen, Tevrat, İncil'i bilen bir veled olur. Kelamun mubtedeun zükire. Niye? Tatiben li kalbiha ve izahaten. İzale etmek için. Neyi izale etmek için? Lima o şeyden şeyi izah etmek için ki hemmeha hemme hemlendirmiş ne etmiş yani özmüş ha Meryem'i Meryem'i hemli eden üzüntüye sokan şeyi izale etmek içindir. O Meryem'i üzüntüye hemme sokan şey nedir ki Yüce Allah onu bunu izah ediyor? Min havfil levmi. İşte onu hemlendiren budur. Yarın millet beni eleştirecek. Beni tenkit edecekler. Niye havfullemden? Hani onu hemlendiren şey nedir? Onu hemlendiren şey ku havfullem. Niye havfullem onu hemlendirsin ki? Niye onu eleştirsinler ki? Bak. Havfen lima hemmeha min havf şey وإزاحتا لما همها من خوف اللوم bu da lemma ne zaman ki yani bu hemmeha yani o havfullem onu hemlendirdi ne zaman lemma ne zaman ki alime Meryem anladı ki enneha Meryem telidü çocuğu doğuyor min gari zevcin ha İbn-i Meryem demeyle bunu öğrendi ha ne İbn-i Meryem demeyle bunu öğrendi. Ha o da kezalike Allahu yahluku ma yeşaudan öğrendi. Ha ikisinden öğrendi fark etmiyor. Lemma alimet enneha telidu min gayri zevcin. Bunu öğrenince bu sefer havfu lem lev onu endişelendirdi. Korkmaya başladı. Ben yarın çocuğu getirirsem benim kavmum, akrabalarım bana ne derler? Oldu. Demek ki kelamun mubtedeun bu kelame iptidaidir. Zükiret tatiben ve izahatendir. Ev atfun ala yubeşşiruke ve yuallimuhul kitabe bu neyin üzerine matuftur? 45. ayet innallahi yubeşşiru keyden. 45. ayetindeki yubeşşiruke üzerine nedir? Matuf. اَوْ وَجِيهًا Hani vecih mana şerifti, rafi'ul kadir diyeyim. Vecih üzerine nedir? Matuftur. E peki onun üzerine nasıl matuf olur? O bir ismi müfreddir, bu cümlede. Çünkü o vecihen terkibinden ne oluyordu? Hal oluyordu. E madem hal oluyordu, bu cümle onun üzerine atıf edebilir. Yani bu da hal edilir. Bu cümlede hal edilmek suretiyle birinci hal üzerine ne ediliyor? Atıf ediliyor. E peki yuallim niye mudarı getirdi? Teceddüd hudusu ifade etmek için. Oldu mu? Tamam. Ve yuallimuhul kitabe. Ve yuallimuhul kitabe.
Yalnız o atfın Allah yübeşşirüke olursa bazıları ihtiraz yapabilirler. Fasıl, uzun fasıl ara girmiş. Dün bunun cevabını verdik. Biz dedik buradaki araya giren cümle neden muhteridedir? Öyle değil mi? Cümle muhteride olunca yani fasl-ı tavul sayılmaz. Vel kitabu, kitab el ketbetu. Kitab mesel mana ketbettir. Mesel mana ne? Benimki kitbetudur, o yanlıştır. Vel kitabu el ketbetu. Kitab nedir? Ketbettir. Ev yahut da cinsül kutubil münezzereti. Yahut da kitabdan bizim isim alıyoruz. Artık ketbet, mesel almıyoruz. Normal bizim bildiğimiz kitap alırız. Yalnız elif lam niçindir? Cins içindir deriz. O zaman bütün semavi kitaplar ne oluyor? Bütün semavi kitaplar giriyorlar. Oldu mu? Cinsül kutub münezzer olunca elif lam ne? İstigraktır. Ne istigrak ediyor? Semavi kitapları ne ediyor? Kapsıyor. Oldu mu? Peyk ve yuallimuhul kitabe. Semavi kitapları da alabiliriz. Mutlak kitap alabiliriz. Bütün kitapları okuyabilir. Peki bunun içine Tevrat, İncil de girmedi? Girdi. Bak kitap ketbet manasına olursa tabi. O zaman Tevrat, İncil girmiyor. Ama kitabdan cinsül kutubil münezzel, yani semavi kitapların tamamını alırsak, beşeri kitaplar değil, semavi, münezzel, semavi kitapların tamamını alırsak, eliflam-ı istigrak alırsak, semavi kitapları hepsini kapsarsa, İncil de giriyor, Tevrat da giriyor. Bunları niye ayrı zikretmiş? Ha, bu ona göre. Diyor, ve hussel kitabani, iki kitap has kılmışlar. Gaye ve hussel kitabani bir zikri. İncil ile Tevrat kitapları zikre has kılmışlar. Lifadlihma. Kur'an hariç, semavi, o zaman Kur'an zaten yoktu. Semavi kitaplar arasında, semavi kitaplar ne kaldı? Zebur kaldı. Suhufler ne oldu? Kaldı. Hazreti Adem'in 10 suhufu kaldı. Hazreti İbrahim'in ne kaldı? 10 suhufu kaldı. Hazreti Şit'in 50 sayfası kaldı. Hazreti ne? İdris'in 30 sayfası kaldı. 30, 50, 80, 10, 10, 100. Ha, bunlar arasında bu iki kitabın fadileti üstünlüğü olduğu için bunlar zikre has kılınmış. وَقَرَا اَنَّافِعُنْ وَاَاسِمُنْ Hani şimdi geç bizimki yuallimu diyeyim. وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ نُعَلِّمُدُرْ اَمَا نَافَ عَاسِمْ وَيُعَلِّمُهُ بِالْيَاءِ Zaten bizim kıraat da odur. Kıraat da Asım, rivayet de Hafs'tır bizim. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ Biz bunları ona ne ediyoruz? Öğretiyoruz. 48. ayet bitti. 49. ayet. وَرَسُولًا اِلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُقُ فِيهِ فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين oldum ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا منصوب بمدمر mensubun bir mudmerin. Bu Resulen mukadder bir fiille mensubdur. Mukadder bir fiillen mef'ulu bihisi olur. Ha, o da ala iradetil kavli. Kavli irade edilmek suretiyle. Yani orada bir kavli takdir ederiz. Bu Resulen onun neyi olur? Alim mef'ulu bihisi olur. Takdiruhu. Hayır. Mensubun bir mudmerin. Bir mudmerle mensub, mukadder bir fiilin mef'ulü mutlakıdır.
Ama bir kavli takdir edilmek suretiyle. Bu takdirul kavl, Resul onun mamul olursun değil. Takdirul kavl mana yerini bulsun diye. Takdiruhu bu ve Resulen ila Bani İsrail. Hani mesul bir mudmer olunca, iradetul kavl olunca takdiri nasıl gelir? Ve yekulu ursiltu Resulen bi enni kad ciktukum. Bak ve yekulu diyor. Bu yekul oradan mukadder. Oradan muraddır. Ursiltu oradan mudmer. Ha Resulen ursiltunun neydir? Mef'ulü mutlak eder. Mef'ulü nedir? Mutlak eder. Ursiltu Resulen cümlesi yekulenin neyi olur? Yekulenin mef'ulü olur. Ve Resulen mensubun bi mudmerin ku ursiltudur. Ev bil atfi alel ahvalil mutekaddimeti. Ahval-i mutekaddime üzerine matuf olabilir. Ahval-i mutekaddime vecihen ve minel mukarrabin. Öyle değil mi? Ve yükellimu nase fil mehdi ve kehlen ve minel salihin. Aha bu da ve ne ve Resulen o ahvallar üzerine matuf olmak suretiyle Resulen mensup. Mudammenen manen nutki. Resulen eğer önceki ahvallar üzerine atıf edilmek suretiyle bu da İsa'ya hal edilirse o zaman Resulen içinden nutuk manası alması lazım. Nutuk manasını tedmin etmek suretiyle o ahvallara atıf edilmek suretiyle İsa'ya hal olabilir. Peki nutuk tedmin edilirse mana nasıl gelir? Fekeennehu kâle. وَنَاطِقًا بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ وَنَاطِقًا بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ. Bak o natiken Resulenin muddammen olan manasıdır. يُبَشِّرُكَ بِعِيْسَى O İsa'nın hale kevni ki natiken بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ. O böyle konuşuyor. O Yüce Allah seni İsa ile müjdeliyor. O İsa'nın hale kevni ki senin kavmine diyecek ki ben size gelmişim. Ben ne? Ben size gelmişim. Yani ben Beni İsrail'e gelmişim. Ey Beni İsrail, ben size gelmişim. Peki Hazreti İsa'ya sadece Beni İsrail mi iman edecek? Dünyada kim iman etseydi kurtuluş ehli olurdu. Sadece Beni İsrail'e has değildi. Diyor ve taksisu Beni İsrail li hususi bi'setihi ileyhim. Hususi onlara gönderildiği için onlar zikre has edilmişler. Yoksa onlardan başka kimse ona iman edemez falan öyle değil. Öyle değil mi? Hazreti İsa onlara gönderildiği için onlar ne yapılmış? Zikre has kılınmışlar. Yoksa Hazreti İsa'nın bi'seti amdi. Kim iman etseydi ehli necat olurdu. Ha, öyle değil mi? Kim ona iman etmiş olsaydı ne olurdu? Ehl-i necat olurdu. Ha, sonra fetret devri oluştu. O ayrı bir mesele. Ve taksisu beni İsrail li hususi bi'asetihi ileyhim. Onlara hususi olarak ne edilmiş? Beni İsrail'e hususi olarak gönderildiği için onlar zikre ne yapılmışlar? Has kılınmışlar. Ha, onlara has olarak gönderilmiş deyince bak şimdi fetret devri insanlar ne değil? Mükellef değil. Ama bir insan kalkıp da bir dine hanife bağlanırsa hani ne gibi? Nevfel gibi. Efendimiz yanına gitti Nevfel değil mi? Hazreti Hatice annemizle. Vereka bönü Nevfel. O Hristiyan dinine bağlı değil. Yani fetret devrinde biri başka bir peygambere hanif bir dine bağlanırsa sahihdir. Bağlanmasa ne değil? Mükellef değil. Hazreti İsa Beni İsrail'e gönderilmiş. Ama Beni İsrail olmayıp da biri ona iman ederse olmaz mı? Olur. Ya bunun için zikre has kılınmış. Beni İsrail has kılmışlar. Çünkü Hazreti İsa bi'seti onlaradır. اَوْ لِرَدِّ عَلَى مَنْ زَعْمَ اَنَّهُمْ مَبْعُسُنْ اِلَى غَيْرِهِمْ. Bazıları diyorlar hayır. Beni İsrail'e, Hazreti İsa Beni İsrail'e gönderilmemiş. Hazreti İsa ne? Beni İsrail'e gönderilmemiş.
Ha, bunları reddetmek için ve Resulen ila Beni İsrail'e zikredilmiş. Zikre ne yapmışlar? Beni İsrail zikre has kılınmışlar. Siz mesele anladınız mı? Tamam. Ve o da diyor فَاِنَّ هَذِ الْاَيَةَ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَمْ كَانَ الرَّسُولَ اِلَى كُلِّ بَنِي اِسْرَائِيلِ وَاَنَّهُ لَمْ يُبْعَسْ اِلَّا اِلَيْهِمْ. Sadece onlara ne olmuş? Gönderilmiş. Doğrudu. Ha, başa bir iman ederse imanı sahiptir. Ama o onlara gönderilmiş. وَكَانَ اَوَّلَ اَنْبِيَا وَكَانَ اَوَّلُ اَنْبِيَا بَنِي اِسْرَائِيلِ يُسُوفَ بْنَ يَعْقُوبُ وَآخِرُهُمْ اِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْسَلَامُ. Beni İsrail'in ilk peygamberi kimdir? Hazreti Yusuf'tur. Hazreti ne? Yusuf. Son peygamberleri kim? Hazreti İsa'dır. Zaten Hazreti İsa'da peygamberlik sonuna erdi. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakub'un oğlu. Hazreti Yakub da Hazreti İshak'ın oğlu. Hazreti İshak da Hazreti İbrahim'in oğlu. Mısır'da Hazreti Yusuf, Beni İsrailler oraya geldi, onlara peygamber oldu. Öyle değil mi? Orada devam etti. En son Kıptilere esir düştüler, köle oldular. Ta Hazreti Musa gelinceye kadar bunlar ne olarak? Beni İsrail Mısır'da kaldılar. Sonra kaçtılar. Firavun helak oldu. Geri döndüler. Meseleleri uzun. Oldu. Şimdi devam ediyoruz. اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. Ey Beni İsrailler, ben size kuş heyetinde, suretinde bir heykel yapıyorum. فَاَنْفُقُ فِيهِ. O misle tayr olan heykele, surete üfürüyorum. فَيَكُنُ الطَّيْرًا. Tayr oluyor biiznillahi, Allah'ın izniyle. Tefsire gelelim. İnni ahluku lakum minattini keheyeti tayri. Nesbun. Bu enni ahluku lakum minattini keheyeti tayri. Bu cümle komple nedir? Mahallen mensup. Beydelun min enni kadci'tukum. Enni kadci'tukum bi ayetim ya Rabbikum. Gördünüz mü? Bir önceki ayette. Enni kadci'tukum. Bak ve Resulü ile Beni İsrail. Onlara Resulullah gelmiş. اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَتِمْ يَرَبِّكُمْ. Yani وَيَقُولُ اُرْسِلْتُ رَسُولًا بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَتِمْ يَرَبِّكُمْ. Ben Rabbim tarafından bir ayetle, mucizeyle size göndermişim. O mucizeden bedel اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَيَتِ الطَّيْرِ. O mucize, benim geldiğim ayetten bedel budur. اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَتِمْ يَرَبِّكُمْ. Bundan bedel اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَيَتِ الطَّيْرِ. Mucize olarak benim peygamber size Resulullah gönderildiğimin delili, mucizesi nedir? Ben kuş gibi bir suret size yaparım. نَسْبٌ بَدَلٌ مِنْ اَنِّي. Nesirdir. اَنِّيَ ne olur? اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمَ bedel olur. Buna bedelül içtima denilir. Hangi bedeldir? Bedelül içtima. اَوْ جَرُّنْ يَخُطَ اَنِّي اَخْلُقُنْ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَيَتِ الطَّيْرِ مَحَلًا مَجْرُرْ بَدَلٌ مِنْ آيَتٍ. Ayetin ne olur bu sefer? Bedel olur. Ayet bunun tamamidir. Bu tayrın halkının tamamidir. O zaman bedel kul mine kuldur. اَوْ رَفْعُنْ يَخُطَ اَنَّ مَبَعْدِيلَ beraber mesel tevlindedir. مَحَلًا مَرْفُعْ عَلَى هِيَ اَنِّي اَخْلُقُنْ لَكُمْ. Bu اَنِّي اَخْلُقُنْ لَكُمْ mahzub bir hiye ne olur? Haber olur. Öyleyse enni ahlukun lakum minattini keheyeti tayri bedel enni kadciyikum bi ayetim min rabbikuma bedel işmar olabilir. Ayetine bedel kul minel kul olabilir. O mahzub bir muhtedaya haber olabilir. Vel ma'na ukaddiru lakum. Ne demek ukaddiru lakum? Ve usavviru şey'en. Ben size tesvir ederim. Misle sureti tayri. Tayrın, kuşun suretinin mislini sana ne ediyorum? Sana tesvir ediyorum. Ve usavviru şey'en misle sureti tayri. Bitti. Yani ben tayrın benzeri bir heykel size yaparım.
Ve kare en nafe inni bil kesri. O ne okumuş? İnni okumuş. Tabi inni olursa artık bu cümle ne olur? Bu cümle müstenife olur. Artık makabille ne yok? Alakası yoktur. Fe enfuhu fihi. Buradaki fe enfuhudaki fa takip içindir. Dayri yapar yapmaz, dayri suretini yapar yapmaz hemen üfürürüm. Mayalarım, beni bir süre kalır, hayır. Hemen elimle suret yaparım, yapar yapmaz ne ederim? Ona üfürürüm. Eddamiru fe enfuhu fihideki demir lil kafi. Kehey eti dayri, o kafa gider. Nasıl kafa gider? Ey fizalike şeil mumasili. Ha. Demek o kaf misil manasındadır. Şey-i mumasil manasında. O zaman fihi fizalike şey-i mumasili. Bu zalike şey-i mumasil kaftan çıkıyor. Biraz önce ukaddiru lakmu usavviru şey'en misle sureti tayri. Bakın işaretteki eti ki hey'etu tayriden murat suretu tayridir. Keheyetideki kaf misil manasındadır. Mahzuf bin mevsufun sıfetidir, koşeyendir. O da usavvir manasına olan ukaddirunun neyidir? Mef'uldür. Yani ukaddiru mukadderdir. Ukaddir orada nedir? Mukadder. Şey'en mukadder ukaddirun mef'uldür. Misle kaftan çıkıyor, şey'enin sıfetidir. Sureti heyetten çıkar, dayır zaten dayır kendisi. Oldu mu? Ne? Mukadder. Tak. Usavvülün manası nedir? Mukadder dedi ki o ahlukun manası ne? Ha doğru doğru. Bakın. Ukaddiru lekum ahlukunun manasıdır. Ve usavviru şeyen usavviru o da ukaddirunun neydir? Manasıdır. Atı tefsiridir. Şeyen mahzun mef'uldür. Misle mahzun mef'ulun sıfatı sureti mislenin mudafu ileyhisidir. Heyetin manasıdır. Dayı da kendi manasındadır. Fe enfuhu fi eddemir lil kafi fi zalike şeyil mummasili. Fe bakın. Her iki fa niçindir? Takip içindir. Yapar yapmaz. Üfürürüm. Üfürülür üfürülmez. Fe yakun dayıren biznillahi. Bakın. Hemen üfürmek. Üfürmeden sonra hemen dayır olması bu daha büyük mucize. فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Ne demek فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَيَسِرُ حَيَّنْ طَيَّارًا بِاَمْرِ اللّٰهِ فَيَسِرُ حَيَّنْ طَيَّارًا بِاَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emriyle hayye tayyar olur. Yani uçan, diri uçan bir kuş olur. Bakın, بِاَمْرِ اللّٰهِ dedi. بِاِذْنِ اللّٰهِ İşaret etti ki, bir izni burada bir emrillahi manasındadır. Bir iznillahi demeyle hani dikkat edin Hazreti İsa bunu çok vurguluyor. Allah-u Zülcelal da Hazreti İsa ilah olmadığını çok vurguluyor. İbn-i Meryem, Abd tabirleri çok kullanıyor. Bir de Hazreti İsa bir şey yaparken hep Allah'a dayandırıyor. Yani uluhiyetten beri olduğunu onu ilahla telakki edenlerin iftira yaptıklarını, yanlış yaptıklarını ortaya koyuyor. Bak diyor nebbehe, Yüce Allah uyardı. Yahu da nebbehe İsa tembih yaptı. Bihi biiznillahiyle ala enne ihya'ehu minallahi ta'ala. Ala enne ihya'ehu hu kime gidiyor? İsa'ya gidiyor. İsa'nın bir şeyleri diriltmesi o minallahi. Allah'tandır. La minhu İsa'dan değil. Ve yahut da ala enne ihya'ehu o dayrın ihyası minallahi la minhu. Allah'tandır. Minhu İsa'dan değil. İhya'ehu İsa'ya gider. Mesel faale ilaf olmuş. İhya'ehu dayre gider. Mesel mefule ilaf olmuş. وَقَرَأَ النَّافِعُنْ هُنَا hem burada وَفِي الْمَائِدَ hem de Maide suresinde طَيْرًا yerine طَائِرًا okumuş. Ne fark var? طَيْرًا
elif yok. Ya var. Bu dairen ise elif var. Hemze var. Daire. Başka ne yaparım size? Zaten bunu senelerce yaptı. Ve ubrihul ubriul ekmehe vel ebrese. Ekmeh ebresleri iyileştiriyorum. Ekmeh nedir? En ekmehu ellezî vülide a'ma. O ki ne? A'ma olarak dünyaya gelmiş. Evil memsuhul ayni. Yahut da a'ma demek, memsuhul ayn demek. Yani gözü yüzüyle birdir. Demek ekme doğuştan kör olan. Bakın, doğuştan kör olan. Sonradan iki gözü kör olana ne denilir? A'ma. Sonradan bir gözü kör olana aver. Doğuştan iki gözü kör olana da ne denilir? Ekmeh denilir. El ekmehu ellezî vülide a'ma evil memsuhul ayni. Oldu. E tabi memsuhul ayn oldu mu göz a'ma olmayla birlikte iki gözü a'ma olmayla birlikte yüzüyle bir olmak. Yani göz şeyi de yok. Göz şekli de yok. Ha vulide ama gözleri var ama ne etmiyor? Görmüyor. Ruvye ennehu şenhal. Yani hani gerçekten ekmeh ebres beresleri iyileştirmiştir. Evet. Ennehu rubbe makane yeştemiyor aleyhi ulufun minel merdan. Merdan meridin cemidir. Bazen binlerce hasta yanına toplanıyordu. Binlerce. Bir hastanenin hastaneden daha fazla. Öyle değil mi? Şu an nadir bin kişilik yataklık hastalar var. Kâne yeşemi'u aleyhi ulufi minel merda. O merdalardan bedelim. Men etâke minhum. Merdalardan gücü olan etâhu İsa'ya kendisi gelirdi. Ve men lem yutik. Ağır hastalar ki, yaşlı hastalar ki Hazreti İsa'ya gelemiyorlar. Gelemeyenler ise etâhu ona gelirdi. O mene İsa aleyhissalatu vesselam gelir. Ama neyle tedavi yapar? Bitkisel ilaçla mı ne mi? Hayır. Ve ma yudavi illa bi duai. Duayla ne yapardı? Duayla iyileştirdi, tedavi yapardı. Oldum. Peki niye ekme ebres dedi? Bakın ekme şu an tıp gözleri tedavi edemiyor. Ekmeh olan, doğuştan kör olan, öyle değil mi? Damarları falan görme organı, yani görme elverişi olmayan gözü tıp onu iyileştiremiyor. Ebres, şu an ne hastalığı deniliyor? Alaca hastalığı mı? Bak o da şu an tıbben pek tedavisi yok. İlaç sürtüyorlar, belli bir süre sonra yine gelir. Yani tıbben tedavisi mümkün olmayan hastalıkları zikrediyor ta ki mucize olsun. Ve uhyil mevta bi iznillahi. Allah'ın izniyle ölüleri de ne ediyorum? Ölüleri de diriltiyorum. Oldu ve uhyil mevta bi iznillahi. Allah'ın izniyle ne ediyorum? Ölüleri de ne ediyorum? Diriltiyorum. Tabi izni biraz önce emirle manetik değil mi? Tefsir ettik. Buradaki emir, emri teklifi değil. Yani tekvini emirdir. Bildiniz değil mi? Yoksa Hazreti İsa buna mükellefti, bunu yapmazsa günahkar olurdu. Öyle değil. Pek dikkat edin. Feyekunu tayren bi iznillah. Ve uhyil mevta bi iznillah. Kerrere bi iznillah. Bi iznillah tekrar etmiş. Defen li tevehhumil uluhiyyeti. Uluhiyyetin def'i için. Bak hep iznillah İblis'in iznillah diyor. Kuş oluyor Allah'ın izniyle. Çamur kuşa dönüşüyor Allah'ın emriyle izniyle. Ölüleri diriltiyorum ama Allah'ın emriyle izniyle. Kendi indinden bunu yapmıyor. Oldum. Niye li tevehhumil uluhiyyeti? Yani bu tevehhum var mı
Bu geliyor o tevhimi ortadan kaldırıyor. Evet. فَاِنَّ الْاِحْيَاءَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْاَفْعَالِ الْبَشَّرِيَّةِ Diriltmek, çamuru kuş yapmak, onu ben ilave ediyorum. Bunlar beşeri efallar değil. İlahi efallar. Hazreti İsa bunu yapınca ilah olma vehmine yol açıyor. Onun için Hazreti İsa da فَيَكُنُ تَيْرًا بِيِذْنِ اللّٰهِ Bu Allah'ın fiilidir ama mucize olarak Allah benim elim üzerine izhar ediyor. وَوْحِي الْمَوْتَى Bu Allah'ın fiilidir. Ama ben bunu yapıyorum Allah'ın emri. Allah bunu bu harikul adeti benim elim üzerine icra ediyor. وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ Bir de evlerinizden, yediğinizden size haber veririm. Evlerinizde zahire olarak sakladığınız yiyeceklerinizden, erzaklarınızdan da size haber veririm. O yiyecek erzaklarınız ki siz onu tam iyi biliyorsun. Sizden başka kimse bilmiyor. Ben ondan size haber vereyim. بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ بِالْمَغِيبَاتِ Mugayyebat da okunur. Meghibat da okunur. Şeyde var mı sanki? Mugayyebat değil mi? Sanki olur. رَغَابَ يَغِيبُ da olur. غَيَّبَ يُغَيَّبُ بِالْمُغَيَّبَاتِ Mugayyeb veyahut da meğib şeylerden size haber vereyim. O da min ahvalikum, sizin ahvallarınızdırlar. Elleti o ahvallar ki la teşukkune fiyah. Şekiniz, şüpheniz olmadığı gaib, kimsenin bilmediği, sizin tek bildiğiniz ahvallarınızdan size haber vereyim. Evinizde ne var? Yeni size söyleyeyim. Dün ne yediniz? Bugün ne yediniz? Yarın ne yiyorsun? Ben size ne edeyim? Haber vereyim. İnne fi zalike bu mazukirede çamuru kuş yapmak, ekme ebresleri iyileştirmek, mevtaları ölüleri ne etmek, diriltmek, evlerden gizli olan yiyeceklerden, muddeharatlardan haber vermek bunlar hepsi le ayeten lekum sizin için nedirler? Birer ayettirler. İn kuntum mu'minine. Eğer siz mümin iseniz bunlar sizin için birer ayettirler. Mümin ne demek? Muvaffakine lil imani. Eğer iman için tevfikiniz verilmiş ise, Yüce Allah imanınızın tevfikini vermiş ise bunlar sizin için ayettirler. Siz bu ayetleri göreceksiniz. Bununla iman edeceksiniz. Epey imana tevfiki verilmiş kişi için ayet, kafirler için ayet değil mi? İman tevfiki verilmemiş kişi için ayet değil mi? Onlar için de ayettir. Diyor, فَاِنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَنْتَفِرْ بِالْمُعْجِزَاتِ Mucizelerle fayda, mucizelerden fayda gören muvaffakine lil iman olanlardır. Madem fayda gören sade onlar iseler, sanki onlara ayettir diyenlere ayet değildir. Halbuki hadis-i zatın hepsine ayettir. Mu'minine muvaffakine lil imani ev musaddikine lil hakki gayre muanidin eğer siz hakkı tasdik edecekseniz muanid değilseniz ev musaddikine lil hakki gayre muanidin eğer muanid değilseniz hakkı görüp hakkı anlayınca tasdik edecekseniz bunlar sizin için nedir? Ayettir. Bunu tasdik ediyorsun, kabul ediyorsun. Ama siz hakkı tasdik etmiyor iseniz, muanid iseniz size ayet olmaz. Kalbinize ayet olarak olursa dahi zahiri olarak, inadi olarak inkar ediyorsunuz. Oldu. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minî. Oldu. 40 kaçıncı ayet biteyim? 49. ayet bitti. 50. ayetin başında duralım. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي